Bendeniz Haşmet İbriktaroğlu. Dedemin dedesi Osmanlı Sarayı'nda ibrikçi başıymış. Dedem paşa, amcam süferadan, babam da zengin bir hovarda, hem de tüccar. Beylerbeyinde bir yalıda dünyaya gelmişim. Validem, daha ben bir yaşındayken yakışıklı bir zabitle kaçmış. Peder, içkide iki hanı, bir koca köşkü yemiş bitirmiş. Servetin geri kalan kısmını da ayıptır söylemesi biz batırdık. Tüccarlığın bir zamane sanatı olarak inceliklerini kavrayamadığımızdan, birkaç işten anlamazın aklına oyup, birkaç madrabazın eline çevirsinler diye para bıraktık. İflasla beraber yalıyı da sattık. Bir çul art mamacasına geriye kalan ne var ne yoksa hepsini dağıttık. Şimdi çok rahatız elhamdülillah. Mütevazı bir meslekte karar verdik, geçinip gidiyoruz. Efendim, mesleğim seyyar fotoğrafçılık. Başka bir iş yapamaz mıydım? Yapardım tabii. Ama kendi başıma buyruk olmak istedim. Yani öyle 2-3 kuruş için hürriyetimi falan satmak istemedim ya. Kalkmalı. Akşam da bir fazla kaçırmışım ki sormayın. Güle güle Haşmet Bey. Akşama gene bekleriz. Tabii tabii. Hayırlı sabahlar Haşmet Bey. Hayırlar olsun. Paralar suyunu çekince varlıklı dostlar da arayıp sormaz oldular. Bunlar bizim semtin insanları. Ailenin namı buralarda hala yaşar. Biz de insancılız, kalenderiz. Bu iki fakülte bitirmiş Leman Hanım. Evinde Fransızca dersi verir. Edebiyat bilgimizi bize vesikalık çektiren öğrencilerden haber alınca bizimle pek alakadar olduydu. Ama okumuş kadınla yuva kurmanın zorlukları vardır. Bu da han hamam sahibi Belkıs Hanım. Bizi yakışıklı ve kibar bulurmuş. Ama zengin kadınla evlenilmez ki. Kasap Salih de benim için efendi çocuk dermiş bir teviye. Kızı tombul ayten hep böyle pencerede oturur. İsteyen çıkmıyor mu ne? Babası bana vermek istermiş ama esnaf kızı, o da zorluk çıkarır evlenince. Sabah şeriflerin hayırlı olsun Haşmet abi, nereye? Dükkana, geç bile kaldım. Unutma da akşama çekelim ha. Tabii tabii. Her şeyden vazgeçtik, şu meretten vazgeçemedik. Hem sipahi, hem iki paket günde. Güzel İstanbul! Nasıl da bozulmamış o bin yıllık güzelliğin! Ey canım Boğaziçi! Bir zamanlar dedelerimiz de işlenmiş bu güzelliğinin karşısında. Nasıl da o Bimenşe'nin eski bestesi! Atalarımız da geçmiş bu sulardan, mağrur ve akıncı! Nerede Orta Asya, nerede Viyana kapıları? Yorgun Haşmet, miskin Haşmet! Bu da İstanbul hatırası. Gerçekte kaldı mı bilmem ama benim gönlümde hala bir güzel İstanbul yaşar. Buyur hemşerim! Bu makine aile yadigarı. Nur içinde yatsın, Hamdullah amcam sefirliğinde Fransa'dan almış. Seneler sonra yalınınkilerinde rastladım buna. Baktım resim çekmiyor mu? Paçayı bizim tarihi makine kurtardı anlayacağınız. Affedersiniz hemşerim, beklettim. Memleket neresi? Ben Mersin'in köyündenim, Aslan köylü. Bu da Silifkeli, hemşeriyiz. Çok var mı tezkere? 3 ayım var benim. Maşallah, senin? Benim de 11 ayım var. 3 ayda olsa, 11 ayda olsa önce bitireceğiniz, sonra da başlayacağınız bir iş var önünüzde. Köyde bekleyen bir yuvanız, işlenecek toprağınız var. Toprak nerede? Ben sizden beterim gene de. Ne bitecek, ne de başlayacak bir işim kalmadı bu dünyada. Ölüm ayrı. Aman bu ifadeyi bozmayayım. Bizim memlekette şaşkınlık yaraşır adam olana. Dikkat! Al askerlerin resmini kutuya, sonra çıkarıp atalım suya. Karanlıktan çıkıp fotoğraf haline gelsinler, inşallah ötekilere benzemesinler. Hop!
Fotoğraf çektirmek istiyorum. Adınız? Ayşe. Bekleme salonuna buyurun Ayşe Hanım. Benim işim acele. Hallederiz. Kusura bakmayın çocuklar, şöyle bir dolaşıverin. İstanbul bir tane dünyada, hadi bakalım. Efendim, buyurun. Bu ne camisi? Bu Sumet. Bu da Ayasofya. İş mi bu? İlk. Pederin işi dolayısıyla falan filan? İş için geldim. Maşallah. Film yıldızı olacağım da. Maşallah. Herhalde davet ettiler özel olarak. Kendim geldim. Sinema Mecmuası'nın artist yarışması için. Oğuz Balanlı Bey var. Tanırsınız herhalde. Tamam, tamam. Sirkeci'de bir pansiyon var canım. Medeniyet pansiyonu. Oğuz Bey de medeni olmalı. Kibar adam. Beni görmüş, beğenmiş. Yarışmaya boşuna girme dedi. 85 kız var senin, pistonun yoksa kazanamazsın dedi. Ben seni hemen yükseltirim dedi. Hemen artist yapacak sizi. Meşgul olacak. Mahallede zaten artist Ayşe derler bana. Artist mecmualarını çok okurum, hepsinin hayatını ezbere bilirim. Aynanın karşısında çok prova yaptım. Poz almasını da bilirim. Maşallah, maşallah. Oğuz Bey çok iyi adam. Ben kötü bir yerde kalıyordum, kendi pansiyonunu aldı. Para verdi ufak tefek almam için. Fotoğraf da çektirecektim o parayla, fotobelleye git dedi. Bendeniz foto Ahmet. Biliyorum canım, fazla masraf etmiştim. Ayakkabı, ruj falan aldım. Ne yapayım? Resim çektirmeden gitmek daha iyi olur. Vesikalık mı? Yok canım, artistik. Artistik? Maşallah, tam adamına düştünüz. Bu nasıl? Harika. Bir tane böyle çekelim. Aman bozmayın, bozmayın. Bir dakika. Al artist hanımın resmini kutuya, aman düşmesin kirli suya, karanlıktan çıkıp fotoğraf haline gelsin, inşallah ötekilere benzemesin. İnsanı güldürüyorsun, ne bu? Boz müddetini böyle ayarlıyorum. Neydi o medeni filmcinin adı? Oğuz. Oğuz Baranlı. Peki annem baban ne diyor bu işe? Haberleri yok ki. Maşallah. 5 kardeşiz. 2 abim var. Öteki ikisi küçük. Babam işsiz, kaza geçirdiydi fabrikada. Memnun olmuşlardır bir boğaz eksildi diye. Tamam mı? Evet, tamam. Tamam olmasına ya. Nasıl böyle? Sen iyi adama benziyorsun be. Hadi bir tarafım tutulacak böyle durmaktan. Afiyet olsun beyler. Asmet abi, geciktin bu akşam. Rahatsız olmayın, rica ederim. Yahu işe daldım desen o da değil. Senin meslek güneşle birlikte bitiyor maalesef. Niye maalesef? Dünyada çalışmaktan başka yapacak işimiz yok mu be? Bu akşam ziyafettesiniz Ahmet abi. Maşallah. Bu devirde ziyafet çekecek adam kaldı demek. İbrahim var ya abi. İbrahim? Yok be abi. Şansıma lüfer çoktu bugün. 3 tane bizlere ayırdım. Hani değişik bir meze davasına. Sağ ol. Allah razı olsun. Siz ızgara seversiniz. Ya. Hele senin elinden olursa. Saatine. Efendim. Saatinize. Cümlemizin. Bugün gene şişirmişler Şefik babayı. Film mi? Paranı vermediler galiba. Parası mühim değil. Rol oynayacaksın dediler. Bir de baktık gene figüranlık. 40 lira. 10 lirasını da figürancıya verdik. Raşit Rıza'yla o kadar çalıştıktan sonra gücüme gidiyor ve selam.
Kimsenin kabiliyete, tecrübeye, bilgiye, emiye, metelik verdiği yok. Herkes çabuk şöhretin, kolay paranın yoluna bakıyor. Eski aktörlere emekli maaşı bağlayacaklarmış. Bozulma da içelim. Senin dediğin milli hastalığımız, her şeyin kolayına kaçmak. Bugün öyle bir çocuk geldi bana. Resim çektirmek için. Artistik. Gepe genç bir kız. Saf, temiz, hevesli. Kalkmış ta İzmir'den gelmiş. Güzel miydi? Utan be! İki çocuk babasısın. Sana ne kızın güzelliğinden? Yahu Şefik, şu bizim kız bugün bir filmciden bahsetti. Hangi kız? Bugün resim çektirmeye gelen canım, şu artist namzedi. Neydi? O Oğuz Baranlı. Oğuz Baranlı. Tanımaz mıyım iti? Güya figüran bürosu vardır ama aslında kadın ticareti yapar. Fuhşe iter çaresiz kızları. Oğuz Baranlı mı? Oğuz Baranlı ya. Şimdi iş anlaşıldı. Senin kız daha kolay parlayacak. Sinema perdesinde değil ama bir randevu evinde karşılaşırsınız yakında. Pansiyon medeniyet. Zavallı Ayşe. Zavallı Ayşecikler. İyi ama sen sadece onu düşünüyorsun. Bizim gücümüz Ayşeleri kurtarmaya yetmez ki zaten. Yardım mı? Sadaka verir gibi, teker teker. Olur ha, bu da bir medeniyet. Her şey biz hiç gayret etmeden yolunda gitse. Hiç boş odamız yok. Maşallah ama bendeniz kalıcı değilim. Ayşe Hanım'la görüşmek için rahatsız ediyorum da. Ayşe Hanım da kimmiş? Müşteriniz burada kalıyormuş. Kaç numarada kalıyormuş? Bilmiyorum, söylemedi. Bir tesadüf eseri tanıdımdı zaten. Burada öyle birisi yok. Sana yanlış adres vermiş olacaklar. Belki adı aklımda yanlış kalmıştır. Şu, bakın, işte bu kız. Hiç görmedim, tanımıyorum. İşler karışıyor Haşmetciğim. Herifin hali hal değil. Bizim Şefik'in hakkı var galiba. Peki, ne yapmak lazım şimdi? Önce çıkmak lazım. Şimdi tekrardan girmek lazım. Medeniyetin dışında kalmak sana yakışır mı Haşmet? Şu kadının peşine takılsam, acaba buraya mı giriyor? İyi akşamlar efendim. Ah, Haşmet! Tanımadın mı? Aşk olsun, tanımadın mı? Tanıdım tabii ama işte böyle birdenbire tabii. Dürüye ben, Dürüye, zambak Dürüye. Dürüye? Ya. Ya Dürüye, sensin tabii. Zambak tenli, zambak kokulu Dürüye. Kaç yıl oldu acaba? 18, 20? Yok canım, o kadar yaşlanmadık daha. Ama olmuştur herhalde. Yok canım, şaşkınlık benimkisi. Maşallah, hiç değişmemişsin. Sen de öyle. Ne işin var buralarda? Zamparalık mı yoksa yine? Yok canım, şurada benim eskiden bir tanıdığım otururdu burada. Yok ona... canım, nasıl bir tanıdıkmış o? Adı ne? Tipi nasıl? Yaşı kaç, ha? Ve böyle orada oturur. Sinli ağzı sıkı, hala uslanmamışsın. Dünyada bırakmam, bir de benim hatırım için gel bakalım. Yorgunsan oturur, sadece sohbet ederiz. Hoş geldin ablacığım. Merhaba Kazım. Merhaba Kazım. Bir numara boş. Bir şey emreder misiniz odaya, içki falan? İstemez. Bir şey lazım olursa seslenirim. Hadi gel canım. Anahtarı iç tarafa al, kilitle kapıyı. Hadi durma. Dürüyeciğim, aslına bakarsan benim hemen gitmem lazım. Ben senin için yani... makineyi orada bıraktım da... başka zaman gene gelirim. Ne makinesi? Senin eski fabrikayı mı diyorsun? O batalı çok oldu. Bu makine başka makine. Anlatsana canım. Anlatması uzun. Seni gördüğüme memnunum tabii ama. Gidi. Peşimden ayrılmazdın. Pera Palas'ta bir balo gecesi ayaklarıma kolyeler takmaya kalkmıştım. Şimdi bahaneler uyduruyorsun. Ne yapalım, düştük işte. Har vurup harman savurduk. Hepimiz. Şimdi burada ekmek parasına müşteriye çıkıyoruz. Demin dediğin o genç kahpe kimse, ona git. Yanlış anladın Dürüye. Ben seni Kraliçe Süreyya'ya değişmem. Ama öyle bir iş için gelmemiştim buraya.
Dün bir kız tanıdım. Tesadüf, iş icabı. Saf temiz bir çocuk, İzmir'den gelmiş. Artist yapmak için de buraya getirmişler. Buranın da burası olduğunu bilmiyor. Halbuki burası, oho! İşte ben de onu kurtarmak davasına kalktım geldim. Vay Haşmet vay! Ya vay ki vay! Yaşlanınca namus polisi haline geldik. Bilumum memleket kızlarının namusu bizden soruluyor. Bak, şu kıza bak. Şimdi bunu bir artist acentesi buraya getirmiş. Gördüm, yeni geldi. Evet, burada kalıyor ama şimdi odasında mı bilmiyorum. Odası nerede, odası? Bu koridorun sonunda 5 numara. Hay yaşayasın Nuriye! Ha, dikkatli ol ha, bizimkiler manzarayı çakallarsa halin dumandır. Sana burada rastlayınca üzülmüştüm ama... ...ne yalan söyleyeyim, şimdi memnunum. Bir tanem benim, Nuriye! Hayatım, sevgilim, hadi yavrum. Hadi, yalan söyleme bari. O kıza tutkunsun işte, bal gibi tutkunsun. Maşallah! Zavallı Dürüye. İlahi çok yaşa senin. Sakın geç kalma kocacığım, gene beklerim. Olur canım, öbür gün gene gelirim. Güle güle. Nerede kaldın be kardeşim? Ancak be Oğuz abi, mecmuada işim bitmedi bir türlü. Bu kadar da gecikilmez ki. Ben ayarladım kızı, bu resimlerin mecmuada çıkacağına... ...sonra da hemen film yıldızı olacağına inanıyor. Bir tanesin be abicim, bari eli yüzü düzgünce mi? Eti budu yerinde, işimizi fazlasıyla görür. Ha, sonra bir iyiliği daha var, seni hiç uğraştırmayacak. Poz vermeye pek meraklı. Teşne yani. Hem de nasıl, şimdi banyoda. Hazır bornoz da geliyor, ürkütmeden yavaş yavaş soyarsın. Her pozdan 2'şer tane de ben isterim. Gerisini sen kaça istersen sat, anlaşıldı mı? Merak etme abi, sen bana bırak. Heh. Ha işte geliyor. Saatler olsun. Yabancı değil, Cengiz Bey. Resimlerini çekecek, sinema dergileri için. Çok memnun oldum. Benim biraz işim var çocuklar, siz rahat rahat çalışın. Resimler biraz dekolte olmalı. Unutmayın, dekolte olmalı. Merak etmeyin abi. Şimdi ne yapacaksın bakalım Haşmet? Ya kız razı olursa her şeye? Sen ne karışıyorsun derse işin sonunda rezil olmak da var. Affedersiniz, berberde çok derledim, alışık da değilim, pek yıkanayım dedim. Burada musluğu açınca sıcak su akıyor. O fotoğrafçının makinesinde gözüm tutmadıydı. Sizinki çok mükemmel. İyi mi bu model? Ha? Saçım! Ha, saçın mı? Harika! Kafamda kurşun var sanki, tokalar hem acıtıyor hem de kıpırdatamıyorum başımı. Şimdi şöyle geçin. Giyineyim önce. Yok, böyle daha iyi. Ünlü bir yıldızın bir günü diyeceğiz. Neydi adınız? Ayşe Gonca. Ayşe Gonca Gül. Şimdi banyodan çıkmışsınız, istirahat ediyorsunuz. Çok heyecanlıyım. Alışacağım tabii. Küçük enayi. Alışınca da bir resim için kapınızda bekletmeye başlarsınız. Yıldızların öyle yapması lazımmış, mahsustan çok iş varmış gibi numara yapmalıymış insan. Ne bileyim, öyle diyorlar. Maşallah! Gülümse! Daha kadınca, daha dişice! Ay! Gözüm kamaştı da. Alışırsın. Alışır, alışır. Tabii alışır. Kolaya herkes alışır. Eşeklik ettin Haşme. Nefis bir resim oldu. Vücudun bir harika, sinemanın beklediği dişisin. Dur, kalkma kalkma. Başım acıdı tokalardan. Peki, yatağın kenarına otur. Sanki kalkıyormuş gibi bir ayağını öne at. Sanki kalkıyormuş gibi... Nasıl olacak? Dur. Yeter be.
Biraz da göğsün görünsün. Çok şekersin. Bir tane. Çek elini, istemem. Çık defol sen, beni ne zannediyorsun be? Numara yapma orospu. Oğuz abime söyleyeyim de görürsün yönünü. Asıl namussuz o Oğuz dediğin rezil. Fotoğrafçı, bir tane daha. Budala, saf gariban. Fena uyuttular seni, iyi ki gelmişim. Hadi giyin düşünme. Bırak beni. Bırak. Hala ayılmadın. Sinemacılık, yıldızlık hepsi hikaye. Oğuz satacak seni, parayla erkeklere kiralayacak. Dur, önce lafımı bitireyim, sonra ne halin varsa gör. Ama önce giyin, hadi, hadi giyin. Bakma. Dünden beri kafama takmıştım. Bugün de şeytan dürttü beni. Senden önce bu odada konuştular. Az daha gırtlaklarına sarılıp bir çuval inciri berbat edecektim. Kendin de gördün, anladın işte. Sen de resimci değil misin? Ne mal olduğun belli. Etme be kızım. Bak, beni dinle. Niçin geldin? Babanın hayırına mı? Beni aramanın sebebi ne? Artık her şeyi biliyorum. Maşallah. Maşallah. Aptal birini bul da onu kandır sen. Ne halin varsa gör. Benden günah gitti. Hmm. Koşun ya, hayır, şu taraftan mı? Hadi bakalım, yürüyün hadi. Karakolda anlatırsınız derdinizi. Yürüyün. Anladın mı şimdi? İnandın mı? İnandın mı budala? Ne yapacağız şimdi, ne olur kurtar beni. Ne yapacağız şimdi, ne şimdi? Ne yapıyorsun? Sen benim elbisemi giyeceksin, erkeklere dokunmazlar. Hadi bakalım. Maşallah, maşallah. Melekler dürttü değil mi Haşmet? Bu yaştan sonra randevu evinde ve bu kılıkta. Ah çocuğum, ne vardı İzmir'i bırakıp gelecek? Ne vardı gelip bana fotoğraf çektirecek? Allah Allah! Adın, soyadın? Haşmet İbriktaroğlu. İbriktaroğlu mu? Hayır, İbriktaroğlu. Ha. Demin de arz etmiştim. Bendenizin otele gidişi tamamen bir ziyaret sebebiyleydi. Yaşım ve içtimai mevkiim zaten başka türlüsüne manidir. Ne iş yaparsın? Seyyar fotoğrafçıyım efendim. Ben Haşmet Bey'i eskiden tanırım Amir Bey. Soylu bir ailedendir, okumuş adamdır. İçtimai mevkii... Soylu olmak zamparalığa mani mi yani? Haşmet Bey aslında benden geldi efendim. Bir nevi taaddütü zevcat yani. Bir günde iki kadınla... Aman efendim, zat halinize ben izin... Susun! Herkes ifadesini imzalasın. Bunları müdüriyete götürün. Parmak izleri alınsın ve gereken yapılsın. Şey, affedersiniz beyefendiciğim, Ayşe Hanım'ın masumiyeti anlaşıldığına göre... ...bendenizle beraber gitmesinde ben benim mahsur... Ben evli baklı bir adamım. Abi, yardım et hanım. Benden mi izin aldınız zamparalığa giderken? Yeter be, yeter be! Susun! Hanımlar, ifadelerinizi imzaladıktan sonra hastaneye sevk edileceksiniz. Erkekler de sabahleyin ikamete rapten serbest bırakılacak. Geçmiş olsun. Üzülme Dürüye. Ne yapalım? Kader bu. Zavallı Dürüye. Boş ver. Alıştık artık. Bizim gibilere acımayacaksın. Bu kadar kolay para kazanmak için bu pislik çekilir. Mesleğin şartı bu. Bu kadar pislik çekilmez be Dürüye. Yaşlılıktan mıdır nedir? Gene de utanıyorum eski dostları görünce. Ayşe'yi mi bekliyorsun? Yo, ben bu taraf öyle dolaştım. Yalan söyledim. İnsanız işte. İyi kız, iyi kız. Allah kurtarsın. Amin. İşi bitti, çıkar neredeyse. Eyvallah Haşmet abi. Güle güle Dürüye, güle güle. Ha, senin kız Bakire'ymiş meğer. Bu pislik çekilmez Dürüye. Geçmiş olsun.
başına gelebilir böyle bir şey. Ama mühim olan ders alıp aynı çukura bir daha düşmemektir. Allah'a ısmarladık. Ukala Haşmet. Ne vardı papaz gibi laf edecek? Gidecek tabii. Sana ne? Karşısına geçip acıklı acıklı bakmaktan başka ne yapabilirsin? Gittin, aradın, sözüm ona beladan kurtardın da ne oldu? Gene yolu tuttu işte. Sen önce kendini kurtar. Yaşın 40, hala akıntıya kürek çekiyorsun. Tembel Haşmet, miskin Haşmet. Gitti be, gitti. Şuralarda 3 gün bunun için mi bekledin? Ayşe! 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 Ne uyudum ne yedim. Kadınlar dalga geçtiler benimle ama benden beter derler. Gülerken gülerken birden küfretmeye başlıyorlardı. Soğuktu. Her taraf emilacemde bir şeyler kokuyordu. Unut artık. Geldi geçti. Seni de işinden gücünden ettim. Yoo, iyi ettin. Ben de çalışmamak için bahane arıyordum zaten. Yorgunsun tabii. Bütün ömrümce çalışmadan yaşamanın yolunu aradım. Belki de onun için yorgunumdur. Kısmetim yokmuş. O ahlaksız caydırmasaydı şimdi ne güzel o artist mecmuasının müsabakasına girmiştim. Herhalde derece alırdım. Herhalde. Her şeyim var, bir kısmetim yok. Ne yapacaksın şimdi? Sinemacıların hepsi Oğuz Baranlı değil ya, iyilerini arayacağım. Bak, dinliyorum. Kendine daha kolay, daha az iddialı bir meslek seçemez misin? Yani şöyle kendi halinde, rahat, yani böyle şahsiyetine uygun bir şey. Benim için en kolay, en uygunu artistlik. Güzelliğim var, kabiliyetliyim. Bak. Aman Haşmet, vaazın sırası değil. Çocuğa hakikati yavaş yavaş, alıştıra alıştıra söylemeli. Param var mı? Gel, bende kal istersen. Koskoca saray yavrusu. İstediğin kadar ye iç, yat kalk. Olur, gelirim. Ama tabii gözünde de büyütme, öyle saray dedimse... Yani bizim dedelerden kalma bir yalı işte. İçinde doğup büyüdüğümüz. Senin yalı bu mu? Ne kocaman şey! Orası bizim eski fakirhane. Doğup büyüdüğüm ya. Ama maalesef elden çıkardık. Devlethane burası. Aa, bildiğimiz gecekondu ayol. İzmir'den bunun için kaçmıştım. Düşe düşe gene gecekonduya düştük desene. O gecekondu değil. Onun adı Kulübe-i Ahsan. Ne demek o? Hüzünler Kulübesi. Gel bakalım Ayşe Hanım. Çok hırtım pırtım varmış ayol. Bizim orada bir dükkan vardı böyle. Yangınlardan kalmış eski eşyaları satardım. Bizim hayatımızda koskocaman bir yangındı zaten. Bunlar kim? Dedemle büyük annem. Sana benzemiyorlar ama. Benzetmeye uğraştım ama olmadı. Sen bunları okudun mu hep? Sokak fotoğrafçısı olmak için bu kadar kafa patlatılması lazım geldiğini bilmiyordum. Bu kimin? Benim. Bunu satmaya kıyamadım. Çalmasını biliyor musun? Biraz. Çalsana. Rahmetli büyük annem pek güzel çalardı. Müzik odası yalının üst katındaydı. Akşamüstleri böyle ışığı da yakmazdı. Niçin? Ağladığı görülmesin diye. Büyük babam yeni ölmüştü.
Hey gidi günler hey! Sen zamane kızısın. Anneannemi anlayabilmek için eski zaman zarafetini bilmek lazım. Dur bakalım, bir şey çıkaralım sana. Aman yarabbi, ne bu? Anneannemin meşlahı. Sırma mı? El işlemesi. Yazık, daha ne güzel şeyler vardı ama hepsi satıldı. Oh, yatağın da zengin kız yatağı gibi be! Öyleyse sen burada yatarsın, ben de divanda. Araya da bir perde gereriz. Niyetin kötüyse perde ne işe yarar? Doğru. Vay canına! El işlemesi ha! Ayşe kız, sana bir şey soracağım. Sen tertemiz, cici bir kızsın. Peki ne demeye böyle olduğundan başka görünmeye çalışırsın? Artistik olacak, çekeceksen çek, bir tarafın tutulacak filan diye. Ama matraksın be! Ayol sen ömründe hiç sinema dergisi görmedin herhalde. Poz yapmayan artist olur mu? Fiyakanı yapacaksın, çalımını atacaksın ki herkeslerden başka ol! Bak, bak Ayşe kız! Artistlik senin bildiğin gibi bir şey değil. Artist olmak için kabiliyet lazım, çalışmak lazım. Ne bileyim, kültür lazım, disiplin lazım. Meşhur artistlerin hepsinde bunlar var mı? Bazısında da güzellik var. Sadece güzelliklerine, süzgün gözlerine, kaytan bıyıklarına güvenenler de var. Ama sen gene de o uyduruk pozlarla artist geçinenlere bakma. Ne demek istiyorsun yani, ben de güzel değil mi? Ben biraz çalı çırpı toplayayım, geliyorum. Sen rahatına bak. Zavallı çocuk! Cahil kafacığını çürük ümitlerle doldurmuşlar. Ne yaparsın? Aşağılık mecmualar, kötü filmler, pis efsaneler... Ben sana şimdi hakikati nasıl anlatacağım? Ah, ihtiyar medeniyet! Çocuklarına sağlam, yepyeni bir dünya kurmaktan bunca aciz misin? Bizi yabancı diyarlardan getirttiğin süslü yalanlarla mı besleyeceksin? Artist olamazsın, güzel değilsin demek istiyorsun. Yanlış anlama, ben sana güzel değilsin demedim. Artist olamazsın, bunu aklından çıkar dedim. Olmuşum serseri, gördüm den beri. Ayşe kız! İzmir'e de dönemem artık, ölürüm de dönemem! Abilerim dayaktan öldürürler beni! Gelirken tam 150 lira çaldım küçük abimin kumbarasından! Babam işsiz, abilerim, yengelerim işçi! 8'i de bir evde, beni de işçi yapacaklar! Allah'ın günü şafakla kalk, o pis kokulu, pas yüzlü fabrikaya git! İstemiyorum, istemiyorum! Aşmet! Aşmet abi, biz izleyiz! Korkma, korkma, yabancı değil! Benim arkadaşlar onlar! Aşmet, aç yahu! Neredesin be abiciğim, basbayağı merak ettik! 3 gündür de bir tuhafsın zaten! Neredeydin yahu? Misafirim vardı da! Rahatsız ettik! Yoo, rica ederim! Sizi tanıştırayım! Aktör Şefik! Memnun Çocukluk oldum. Arkadaşım İbrahim! Mahalle bakkalımız Halil! Ya bu da Ayşe, İzmir'den geldi! Yeğenim! Memnun oldum! Hoş geldin bacı kardeş! Biraz şaşırdıksa affola! Ya çocuklar, geçsenize buyursanıza, iyi ettiniz de geldiniz! Şahı iyi ettik mi? Tabii, buyurun! Halil, sus Allah aşkına, ayıkken hiç çekilmiyorsun! Ayşelerin en güzeli! Hadi sen durma da bize yardım et bakalım! Hmm.
Yani ne münasebet mi, ne demek hiç? Ah gideyim sahne çemen seyrini cana. Elinde gül bir elde cam geldin Sakıya. Hangisini alsam gülü yahut ki camı ya seni? Ne demek o? Haşmet abi bizi şerefine. Sağ olun çocuklar. Abim şöyle biraz daha hafifinden geçsek ha. Ya siz beni bayağı çalgıcı yaptınız. Neşemizi bulalım be abicim biraz. İsteyin çalalım, programı yapalım bari. Ben bir küçük cezvemi çalsana. O da ne? Ben bir küçük cezveyim, elden ele gezmeyim. Ayşe Hanım bekliyoruz. Ama şöyle ayakta olsun sahnedeki gibi, yani böyle. Sen giriş müziği yapacaksın. Şarkıyı bilmiyorum, sen başla, belki arkandan yetişebilirsin. Muhterem seyirciler, şimdi huzurlarınızda Ayşe Koncagül. Ben bir küçük cezveyim, elden ele gezmeyim. Hadi çalsana! Ben bir küçük cezveyim. Ayol, bu kızın adam akıllı güzel sesi var. Yaşa! Vallahi bacım! Ben bir küçük cezveyim, elden ele gezmeyim. Sen benim yarimi, boyunluk gezmeyim. O? Benim açım! Kimsin? Bekçi! Basıldık galiba. Sen geç şuraya. Hakkınızda şikayetçi var, çok gürültü ediyor musunuz? Kadın sesi de duydum, alem mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kendi aramızda eğleniyorum. Ben kadın sesi duydum. O bendim. Ben bir cezveyim küçük, elden ele gizmeyim. Ben bir çizmeyim gene. Tamam mı, inandın mı şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Gel sen, ben dışarıda anlatırım. Hadi eyvallah üstadım. Biz de kaçalım abi. Sabah 5'te ağ atacağım denize. Burada oturuyorduk ne güzel ya. Yengemiz de yorgun. Şey, yeğenimiz yani. Yarın gece devam ederiz. Siz afetle devam edin. Hadi yürü, sapıtmaya başladın yine. Arkadaşlarını çok sevdim, yabancılık çektirmediler bana. Hiç böyle eğlenmemiştim. Ya, senin de maşallahın vardı yani. Çarçabuk samimi oluverdin. Anlamadım. Bütün marifetlerini döküverdin ortaya. Hadi sabahleyin toplarız, bırak şimdi yat. Ben bir küçük cezveyim, elden ele gezmeyim. Sabah erken uyandır beni, iş aramaya gideceğim. Ne işi aramaya gideceksin? Merak etme, sinema artistliği değil. Karar verdim, ses yıldızı olacağım. Maşallah, ses yıldızı ha! Sesim var, gördün işte, iş arayacağım. 4. sınıf saz salonunda. Sonra da konsumatrisliğe düşmek şartıyla. Her şeyi göz alacağım, daha diyeceğim var mı? Bak Ayşe, ben senin abin sayılırım. Söz dinlemezsen çok fena bozulurum. Yarın sana bir vapur bileti alacağım, doğru İzmir. Cebine harçlığını da koyacağım, abilerine olan borcunu da. Biraz dayak yesen de burada sürünmekten daha iyidir. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler.
Ayşe! Beni arama Haşmet abi. Şarkıcılığa karar verdim. Senden izinsiz bütün paranı aldım. Hı? Bir gün öderim, affet. Gözlerinden öper. İyiliklerin için çok çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık Ayşe. Ah küçük cezve. Onun alt tarafı nerede? Daha hızlı, daha hızlı! Ne istiyorsun? Şarkıcıyım, iş arıyorum. Gel! Yaklaş! Amelia! Buyur patron. Çalışmak istiyormuş. Nuran da Adana'ya gidiyor, onun yerini alıyorum. Ne dersin? İdare edersen bilirsin. Daha önce nerede çalışmış? İzmir'de bir iki yerde çalıştım. Nerede kalıyorsun? Bugün geldim İzmir'den, otelde kalıyorum. Bende kalırsın. Nuran'la ortak tutmuştuk kadı, şimdi o ayrıldı. Sana daha ucuza gelir. İyi ya! Bitiriyorum, geç otur şöyle. Günde 30 lira yevmiye. Müşteri tutarsa arttırırım. İyi ya! Öbür gün başlarsın, otur. İçer misin hayatım? Kirası 300 liradır. Yalnız 100 lirasını vereceksin sen. Burası senin. Bulaşığa ortalığa sen bakacaksın. Kaytarmazsın inşallah. Nuran akıllı kızdı. Bir dediğimi iki etmezdi. Hiç mi aşık olmadık Şefikciğim? Acımak bizimkisi. Genç, cahil, korkak bir kız için duyulan bir endişeden ibaret yani. Zannetmem abiciğim. Affına mahren yani. Ya sen de mi İbrahim? Seninkisi acımaksa buna Ayşe'den daha layık olanlar var. Şimdi biz kime acıyacağız? Yüz binlerce çalışan fakir Türk kızına mı, yoksa Ayşe gibi işin kolayına kaçanlara mı? Lafı biraz macunlayıp uzattıysam hoş görün. Hadi Saadi. Senin evlenmen lazım arkadaş. Tamam. Daha fazla gecikmeden baş göz olmalısın. Halil doğru bir laf etti nihayet. Kaç kişinin gözü gönlü var sende. Yeter artık birine hede bari. Evlenmek mi? Ben mi? Kasabın kızı Ayten. 3 tane ev. Dükkan. Salih Efendi... Haşmet abiyi sever üstelik. Hanamam sahibi Belkıs Hanım var. İstanbul'un yarısı onların. Biraz geçkinci ama baş ver. Yaşım müsait olsa öğretmen Leman'a ben talip olurum. Okumuş kız, neme lazım. İki fakülte bitirmiş. Bu akşam hiçbiriniz Hicaz'dan gelmiyorsunuz. Müsaadeniz... Aha, biz oldum olası sultaniye gâhı. Aa, işte onun için aynı şarkıda buluşamıyoruz ya. Hadi siz şimdi faslınıza devam edin. Güle güle Haşmet abi. Allah'a ısmarladık. Güle güle abi.
Fena kıza benzemiyorsun. Hatırımı sayarsan sana müşteri de bulurum. Nuran'ı ben kalkındırdım. Sayemde bir 5-10 bin attı kenara. Fethi benim zampara. Hadi sen sofrayı kur. Canım bir tanem geciktim. Yılışma hemen, yılışma. Dur bir soluk alalım. Kiracım yeni geldi. Nuran'ın yerine. Kız elini çabuk tut bakayım. Bezeleri sabahtan almıştım, şimdi otururuz. Nasılsın hayatım? İyiyim canım, iyiyim. Sofrayı kurdum. Aferin, şimdi al şu tabağı git odana, hem ziflen hem keyfine bak. Yapmayın, etmeyin ya. İş açmayayım başıma. Bekarlıkta zararım kendime ama evlilikte öyle mi ya? Olmaz Haşmet. Olacak iş değil bu. Gel vazgeç, kaç kurtul. Yahu nedir bu başımıza gelen? Ayten orta halli aile kızı. Orta halli aileden kızla evlilik zordur. Gözü hep yukarılarda olur. Orta halli kız her şeyi kocadan görmek ister. Baba evinde yapamadıklarını yapmak ister. Davetler, gece gezmeleri ister. Her şeyden önce çalışkan bir koca ister. Orta halli aileden gelme kız çanta, eldiven, ayakkabı ister. İncik boncuk ister, çamaşır makinesi, pikap, sinema, tiyatro ister. Yarım düzine de çocuk ister. Senin burada ne işin var Haşmet? Kalk kaybol hemen. Tonga'ya basmadan kaybol. Eyvah! İki fakülte bitirmiş Leman Hanım. Bundan karı olmaz yahu. Okumuş kadın iyidir, hoştur ama insanı iğne üstünde oturtur. Kocasını şaşkına çevirir. Ne rahat verir, ne uyku bırakır. Ne var ya? Larus'a baksana şekerim, Marc Antoine hangi tarihte ölmüş? Ya Larus'a bakacağımıza ecnebi mezarlıklar umum müdürlüğüne sorsak daha iyi olmaz mı? Ne kadar kalın bir Larus. İmdat! Ayşe! Ayşe! Aman Haşmet! Aman çıldırma! Bir gidersen okkanın altına, bir daha kurtulamazsın. Belkıs hala hoş, mihrabı yerinde ama han hamam sahibi. Senin gibi züğürt biri zengin kadın alırsa ya jigolo olur ya da köle. Senin de jigololuk yaşın geçtiğine göre sen de olursun bir köle. Miau. Miau. Döndüğünde mutfağı pırıl pırıl bulayım. Fethi gelirse beklesin. Olur. Thank you.
Mühim olan ders alıp aynı çukura bir daha düşmemektir. Artık İzmir'e dönemem ki Haşmet abi. Her şeye razıyım artık. Şu kılığına bak. Hiç mi utanman kalmadı senin be? Utanmıyorum. Utanmıyorum işte. Daha bir diyeceğim var mı ha? Utanmıyorum. Öyleyse yolun açık olsun. Haşmet abi. Haşmet abi. Haşmet abi. Haşmet abi. Haşmet abi. Vay anam! Çekil yoksa bağırırım! Abla üzülme, biz varız, hop! Ay! Terbiyesiz herif, her kuşun eti yenmez! Çimcik! Karganın eti yenmez ablacığım! Canını yesinler seni! O etek neticeyi kapatmıyor! Nerede kaldın hayatım? Kamelya zamparasından kıskandı, kovdu beni! Boş ver, gece bende kalırsın! Elbiselerin nerede? İzmir'den dolu getirdim, Kamelya üstüne oturdu! Burada kızların bir şeyleri var, bunlarla idare et şimdilik! Bakalım müşterinin tutup tutmayacağı ilk akşam anlaşılır. Açma kalbimde yara, Tamara, açma kalbimde yara.
da öyle dinleyin bakalım. Çabuk sür arabayı. Olur ablacığım. Hadi. Nereye sürelim? Bilmiyorum, hadi. İstersen bize gidelim. Hayır. Bize gidelim. Olur canım, o daha iyi. Ben bir küçük cezveyim, elden ele gezmeyim. Ben bir küçük cezveyim, elden ele gezmeyim. Verin benim yârimi. Allah aşkına şu heriften kurtarın beni! Bu sallat oldu! Yakalayın seni! Seni düşmanım! Seni alçak seni! Utanmıyor musun bu halinde? Affet beni ne olursun! Utanıyorum! Çok Ey gidi Ayşe kız, içime dert olman boşuna değil. Fahişeliği beceremeyecek kadar sağlam olduğunu biliyordum. Sana bu kahrı çektirmek istemezdim be Ayşe kız. Olsun, bu da kahır mı? Beni kimse senin kadar şımartmadı. Versene şu sigaranı. Bana bir iş bul. Tezgahtarlık, işçilik ne olursa olsun. İzmir'e dönmek istemiyorum. Burada senin yanında kalmak istiyorum. Seni ben de bırakmak istemem ama... burada benim yanında ne sıfatla kalırsın? Herkes ne der sonra? Benimle evlenirsin, olur biter. Gençsin. Yakışıklısın da. Ben... Yoksa beni kendine layık görmedin mi? Şimdi hemen İstanbul'a ineceğim. Bir sürü dostum var. Hepsini dolaşacağım. Kendime iyi, çok iyi bir iş bulacağım. Öpmeyecek misin? Günaydın Haşmet abi, çorbanız hazır. İşim var, işim var. İçmeden mi gidiyorsunuz? Günaydın Haşmet abi. Günaydın, günaydın. Sigaranı almayacak mı? Bıraktım, bıraktım. Her
Her şeye yeniden başlıyorsun Haşmet. Miskinliğe paydos, kaytarmak yok. İlk iş, hiç hoşuna gitmese de eski hatırlı dostları bulmak. Merhaba, merhaba. Müdürünüz burada mı Halil Bey? Dışarı çıktı, birazdan gelir. Peki. Tahammül edilmez bir yer burası. Sen burada 40 sopa vursalar çalışamazsın. Çabuk kaç Haşmet. Bey sizi bekliyor. Oho Haşmetciğim, hangi rüzgar attı böylesine, hayrola? Şey için gelmiştim de küçük bir hesap açtırdım. İyi etmişsin, inşallah bir ikramiye çıkar. İnşallah. Buyur bir kahve içelim. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim Halil'cim. İşim var, başka zaman gelirim. Güle güle beyim. Caka olsun diye sigarayı bırakmıştın ya, beter ol Haşmet. Aman bir sipahi ver bey kardeşim. Oh be! Kendini iyi tart Haşmet. Banka memurluğuna katlanamayan adam ambar memurluğuna nasıl katlanacak? Ahmet! Tanımadın mı çocukluk arkadaşın Haşmet İbriktaroğlu? Hani Galatasaray'dan kopya verirdim sana. Kusura bakmayın, çıkaramadım. Olmadı, olmayacak. Ayşe'ye ne yüzle gideceksin peki? Boş ver. Her şeye boş ver, git bir şey iç önce kendine gel. Git bir şey iç. Merhaba efendim. Bir şarap verir misin bana yavrum? Efendim maşallah. Ben sensin. Yıllardır böyle görmemiştim Haşmet abiyi. Merak ettim. Lacivertleri çekmişti. Yürüyüşü bir başka türlü. Ooo efendim maşallah. Haşmet bey. Buyursunlar buyursunlar. Şükür görüştürene. Buyurun. şerefe. Şerefe. Ya Haşmet abi, merak oldu hepimize sabahki halin. Alışmamışız da. Nereye gidiyordun? Affınıza sığınarak açıklayayım, tabakhaneye. Sonra da meyhaneye. Ya Şefik abi, bir cigara versene, benimki bitmiş de. Hani sigarayı bırakmıştın? Evdeki pazar çarşıya uymuyor Halil efendi. Terbeyi, tam aradığımız yer. Oho, kimi görüyorum? Aa, Galatasaray'dan Hıyar Şakir bu. Oo, Şakir! Hangi rüzgar attı seni böyle? Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Şöyle gel ya, konuşalım. Yok, rahatsız etmeyeyim, arkadaşlar var. 40 yılda bir bulmuşum seni, bırakır mıyım hiç? Yürü çocuklar! İşte size dünyanın en otantik adamı Haşmet İbriktaroğlu. Dünyanın en bohem, kusura bakma Haşmetciğim, en rahatep paşazadesi. La havle ve la kuvvet. Rana Hanım, Türkiye'nin en büyük ressamlarından, kendisinden bütün Paris aktüalitesini öğrenebilirsin. Merhaba hanımefendi. Şakir herhalde iltifat ediyor. Bendeniz Paris'i pek yakından takip edememiş paşazadelerdenim. Zizi, ünlü rejisör Antonioni'nin 5. asistanlığını yaptı. 5. değil, 4. Tuncay. Tanınmış iş adamlarından, ortak plak şirketimiz. Allah sabırlar versin Haşmet. Çılgın Radde, anlat bakalım. Buralarda ne işin burası var? Bizim yerimiz, asıl size sormalı. Yerli müziğimizi Alaturkalıktan kurtarmak ve alafrangalaştırmak için sosyal etütler yapıyoruz. Buraya onun için geldik. Allah beterinden esirgesin. Anlayacağınız halkımızın zevkini batılaştırmaya, bayağılıktan kurtarmaya çalışıyoruz. Garson! Rıfkı abi! Lütfen şu pilağa pika bakor musunuz, çabuk. Baş üstüne. İşitmişsindir. Bir de gece kulübü açtım Şişli. Maalesef pek haberim olmadı. Peki halk bu müziği beğenmezse? Beğenir, göreceksin. Beğenmezse alıştırıcıyız. Halk iyiye, doğruya, gerçeğe ne zaman kapalı olmuştur?
sırtı çalınsın diye emretmişsiniz. Emredin de sustursunlar. Sabahtan beri anam ağlamış Poyraz'da, bir de burada kafam ütüleyecek. Yaso, atın şu sarhoşu lütfen. Oğlum sarhoş senin babandır, zeki ki. Babam yok mu? Hemen gitseniz iyi edersiniz. Aşağı sarhoşetçiyim, neyse mutlaka bekliyorum. Gel olur mu? Pekala anlarsın, gerçek kültür hizmeti deyince bunlar hep hesapta olacak. Ömer, kültür hizmeti ha. Ah, anası babası belli olmayan kozmopolit maskaralar. Nerede kaldın, merak ettim. Oo, öyle bir ziyafete davetli olduğumu bilseydim gecikir miydim hiç? Eskiciye senin rakı şişelerini sattım da tam 20 liralık şişe birikmiş, iyi mi? Yaman kızsın, yaman. Böyle külüstür bir yere gelin girecek kız değilsin. Arabalara, kürklere, saraylara layıksın sen. Böyle 20 liralık bizi bir diye nasıl karı olursun? Şakayı bırak, meraktan öldüm. İş bulabildin mi? İşim işi, boş ver, boş ver. Bir zengin olmanın, kolay zengin olmanın yolunu buldum. Bak gel. Şimdi sana bir beste çalacağım, dinle. Sofraya oturmayacak mıyız yani? Hı, sen bana bir rakı ver oradan. Nasıl? Bu muydu beste? Bu Şehnaz Longa'ydı. Hoşuna gitti mi? Bilmem, gamlı bir şey ha? Şimdi dinle. Bunu nasıl bulacaksın bakalım? Bak bu güzel işte, insanı oynatıyor. Neydi öteki insanı dertlendiriyor? Böyle düşünen bir sen değilsin maalesef. Bu da kolay para kazanmayı kovalayanların işine geliyor. Elimizde canına okuyacağımız, maskara edeceğimiz bir müzik hazinesi var. Şimdi bu parçalara insanların büsbütün aklını karıştıracak toplumsal sözler de yazdık mı, tamam. Sen de çıkar söylersin bu şarkıları, oldu mu? Ben mi? Ben şarkı marka söylemem. Doğru dürüst sesim yok. Oranı buranı açıp söylersen dinliyorlar. Ama ben tövbeliyim artık. Oh, oranı buranı açmana lüzum yok. Ses beste lazım değil. O züppelerin hoşuna gidecek bir takım numaralar yaptın mı, tamam. Seni sosyetenin en tutulan şarkıcısı yapacağım. Bol bol da para kazanacaksın. Ama ben nasıl... Sen işi bana bırak. Nasıldı bakayım? Başardık. Sen bir dahisin Haşmetciğim, bravo! Böyle şaşkınlık dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir herhalde. Şimdi bu müşterinin bizi adam akıllı pataklaması gerekmez mi? Anlamadım. Galiba yanlış bir iş yaptın Haşmet. Teşekkür ederim, çok çok teşekkür ederim. Tıpkı filmlerdeki gibi, ama öyle şaşırdım ki. Ben de, ama kabahat bizde değil, bunları dinleyenlerde. Tebrikler, tebrikler! Sen dünya çapında bir yıldız olacaksın, ben yapacağım, göreceksin. İsmin ışıklarla yazılacak, filmlerin, plakların. Tuncay beyler Ayşegün hanımla tanışmak istiyorlar. Ferhunde ile Neco da yanlarında. Fabrikatör Ahmet bey de beraber efendim. Yolumuz çok uzak biliyorsun. Vakit de geç oldu. Olmaz, çok önemli. Ayrıca Tuncay'ı tanıyorsun. Müşterek plak şirketimiz var. Ayşe'nin istikbali için gerekli bu münasebetler. Ne olur biraz kalalım ha. Hadi çıkın da giyineceğim. Yo, bu kılık da çok daha enteresan. Sakın unutma, kara cahil bir gecekondu Dilber rolü oynayacaksın. Oyunun iyi oynanmasına bağlı.
İyilik edeyim derken Ayşe'ye en büyük kötülüğü yaptın Haşmet. Bu bataklığa bir düşerse onu artık sen de kurtaramazsın. İnsan en çok sevdiği şeyi çamura atar mı? Bu ne? Viski. Hani demin şarkında söylüyordun. İç bakalım nasıl gelecek. Taslar çok güzel be. Tarta kurusu suyun gibi. Bir teklifim var çocuklar. Ayşe'ye İstanbul'un gece hayatını gösterelim. Önce Hilton'dan başlayalım. Hilton ne be? Bu kılıkta mı? Enteresan değil mi? Ayşe! Hinton'a gidiyoruz, hadi! Sen öteki arabaya! Gelsene kız! Hinton'da bekliyoruz, oraya gel! Nerede oturuyorsun? Şurada! Artık ben giderim! Vah tatlım vah! Bu ayazda o gece konduda mı yatacaksın? Dünyada bırakmam seni! Senin gibi saraylara layık bir kabiliyet bu kulübede sürünemez! Haşmet abim bekler, kusura bakma! Haşmet abi de kim? Amcam! Pekala, bu akşamlık Haşmet abini bekletme! Ama yarından tezi yok, sana şöyle dayalı döşeli bir yer bakalım! Ha unutmadan söyleyeyim! Yarın şerefine bir parti veriyorum, seni lokalden aldıracağım. Parti mi? Ahbap toplantısı. Merak etme, sana cici kostümler yollayacağım. Şöyle giyinip süslenip ortalara çık bakalım. Hadi thanks for everything sweetie. Hadi eyvallah hanım. Hadi Allah rahatlık versin. Hiddetlenme Haşmet, hiddetlenme. Hepsi senin suçun. Sen şimdi önce dolaş, aklını başına toplamaya çalış biraz. Belki sinirlerin düzelir. Sabah ola, hayrola. Rastgele İbrahim. Oo, Haşmet abi, kandili nerede söndürdün bu akşam? Ben de senden geleyim diyorum, ne dersin? Anlamadım. Canım, şöyle bir dolaşayım, hava alayım istedim. Anlaşıldı, buyur, başımla beraber. Eyvallah. İstersen sana yardım da ederim yani. Seni böyle fiyakalı görürlerse, balıkların hiçbiri semtimize uğramaz ama neyse. Ayşegül Hanım siz misiniz? Hayır, evet! Bunları Tuncay Bey gönderdi. Buyurun, buyurun! Hesapları ödenmiştir. Yalnız paketleri aldığınıza dair bir imza atacaksınız lütfen. Eyvallah İbrahim! İhtiyar kızlar gibi kuruntu yapıyorsun Haşmet. Seni seviyor bu kız. Bir hata yaptıysa aklı ermediğinden. Ayağını denk al, bu fırsat son fırsattır. Ayşe'yi de kaçırırsan iflah olmazsın. Nerede kaldın? Meraktan öldüm! Hiç de öyle bir halin yok! İki süslü paçavra görünce her şeyi unutmuşa benzersin! Güzel değil mi ha? Tuncay Bey'in hediyesi! Bu geceki davete gideceğim, davet benim şerefime yapılıyor! Bak Ayşe,
Senin yerinde olsam hemen geri gönderirdim bunları. Niye? Tuncay gibiler hiçbir şey karşılıksız vermezlerdi onlar. Ne demek istiyorsun anlamadım. Ne demek istediğimi anlayacak kadar akıllısın. Bunları sırf o davet için kabul ettim. Ne yapayım, o zenginlerin arasına pırtıl pırtıl mı çıkayım? Hem beni bu insanlara sen tanıştırdın ya. Ben tanıştırdım. Suçlu olduğumu biliyorum ama beni büsbütün pişman etme yaptıklarıma. Bak Ayşe, hayale kapılma. Ben sadece ucuz bir kurnazlık tasarlamıştım. Geçici bir modayı istismar edip kenara birkaç kuruş koymak, sonra da arkamıza bakmadan savuşmak. Başka şey umma ne olur. Ama beni dün gece nasıl el üstünde taşıdıklarını sen de gördün değil mi? Zenginlerin eğlencesi belli olmaz. Bazen bir sirk palyaçosuna, bir maymuna, bir kraliçeden daha çok değer verirler. Onları daha çok eğlendirdiği için. Kitap gibi konuşma, ne dediğini anlayamıyorum. Bu gece bu kılıkta gidersen onlardan hiçbir farkın olmadığını görecekler. E sana nasıl bozulacaklarını düşünebiliyor musun? Ne dediğini hiç anlayamıyorum. Sanki beni korkutmak, yolumdan etmek istiyorsun gibi. Haşmet kızma bana. Kimseyle samimi olacak değilim. Eğlenmek istiyorum, anlıyor musun? Gezmek, tozmak istiyorum. Ben senin gibi yalılarda para pul içinde büyümedim. Senin gibi tok gözlü değilim. Ömrüm boyunca hayal kurdum. Hep bunlar için. Hadi ne olur. Ne olur izin ver bana. Sen kararını vermişsin. Benden izin mizin almana lüzum yok. Gitme desem kendini tutabilecek misin? Öyleyse git. Bir daha da dönme. İstemiyorum seni. Yalnız olmak istiyorum. Haşmet, kovuyorsun beni. Yok, kovmuyorum sevgilim. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Madem ki bana ihtiyacın yok, benim de sana ihtiyacım kalmadı. Güle güle. Hadi, bekletme onları. Kovuyorsun beni. Bir gün iftira ettiğini anlayacaksın. Senden başka kimseyi sevmedim ben. Beni öpmeyecek misin? Öyleyse Allah'a ısmarladık. Güle güle Ayşe kız. Ne yaparsın? Ava giden avlanır demişler. Bu Şehnaz Longa'nın senden intikamıdır Haşmet. Haş lan köpek! Mecmuasından arayacaklardım. Yukarıdalar, sizi bekliyorlar. Bak, dediğim çıktı. Ayşe, Goncagül'ün gardırobu. Tavşan tüyünden sade bir sabah kıyafeti 1400 lira. 1400 lira! Şık bir pantolon ve ceket, alışveriş kıyafeti, hepsi beraber 875 lira. Yünlü, mini etekli, orijinal, aksesuarlı takım, uzun çorapla giyiliyor, 1700 lira. 1700 lira, çok para ya! Yağmurluk ve çizmeler 1100 liraya Paris'ten getirtilmiş ve genç sanatçı pazarlık ederek 3000 liraya butik Neriman'dan aldığı payetli gece elbisesi. Kürk 7000 Türk lirası. Değerli sanatçımız Ayşe Goncagül, kadın her şeyden evvel ucuz giyinmelidir diyor. Abi ya, kaç gün oldu bu kız gideli? Bilmem, gün mü oldu, ay mı, yıl mı? Böyle bir insan gerçekten var mıydı? Şaşıyorum bazen. Senin halin hal değil Haşmet abi. Ne varmış halimde? Sen değiştin Haşmet abi. Sen bu kıza tutuldun. Tutulman da bir şey değil ama bu kız sana layık değil. Bu kız seni anlamaz. Bu kız için üzülmeye, bu kız için durmadan içmeye değmez. İbrahim haklı Haşmet abi. Açık konuşacağım seninle. Senin evlenmen lazım. Ayşe'yle? Han hamam sahibi Belkıs Hanım'la. Doğru.
Doğru söylüyorsunuz. Hepiniz haklısınız. Benim gibi bir miskine o yakışır zaten. Jigololuk yakışır. Ben başka ne yapabilirim ki? Belki seni hala seviyor. Geçen gün hizmetçisi geldi bizim dükkana. Hep senden bahsedermiş. Hem onu kim alır bu zamanda? Ben alırım. Ciddi mi Haşmet abi? Yarın gidin isteyin Belkıs'ı. Sahi mi abi? Biz gün görmüş soylu Haşmet İbriktaroğlu, han hamam sahibi sonradan görme Belkıs Hanım'ın deste izdivacına talip oluyoruz. Nalesiz var haremi yare ki ey dil nale. Men-i asayişi gülbesteri habeylemez. Yaşa Orhan abi! Ne dedi? Ey gönül, sevgilinin odasına inlemeden git ki iniltin onun uykuya vardığı gülden yatağın rahatını sükununu bozmasın. Ne bu? Yoksul Çocuklara Yardım Derneği'nin kampanyası. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Ne serseri şey! İnsan sabahtan akşama kadar ne tiplerle karşılaşır? Öyle şeyde! Fotoğraf çektirmek istiyorum. Artistik mi? Bayağı vesikalık, iş bulma kurumundan istediler. Ya, şöyle buyurun kardeşim. Haşmet! Oo, bu sefer vesikalık ha! Bekleme odasına buyurun! Alay etme! Çocukları Koruma Derneği için para topluyordum, uğrayayım dedim! Ya sen de mi? Maşallah, maşallah! Rica ettiler! Otomobilimi beğendin mi? Senin mi bu yani şimdi? Tabii benim! Yeni aldım! Nereden aldın? Basri Bey diye bir fabrikatör satıyormuş! Neyle aldın demek istedim, nasıl aldın? Paramla! Yani 500 lira filan mı bu? 35 bin. Vergisi, muamelesi, şusu busu 40 binde. Maşallah, maşallah! Alay etme! 1000 lira peşin verdim, aldım arabayı. Üst tarafını da bono verdim. Ayda 5'er bin ödeyeceğim. Nasıl ödersin? Ya ödeyemezsen? 5000 lira çokmuş gibi konuşuyorsun. Az mı? Az tabii! Şakir Bey plak doldurttu. Çok tutucuğunu tahmin ediyorlar. Film teklifleri filan da aldım. Hala akıllanmadılar mı? Halk bu zıpırlıkları yutar mı zannediyorsunuz? Halkın zevkleri geri, kabul ediyorum tabii. Ama Avrupalılar, Amerikalılar sanattan çok anlarlarmış. Benim plaklar burada tutmasa bile Avrupa'da müthiş sükse yapacakmış. Avrupalılar bazı maskaralıkları çok tutarlar ama çoğu zaman da enayi yerine konmaktan hoşlanmazlar. Sen bu plak satışına fazla güvenme. Bu gidişte dımdızlak ortada kalacaksın. Benim gibi birinin arabası olması şart çekerim. Ödeyemezsem Tuncay Bey'e borçlanırım. Zaten o kefil oldu. Man ille surat edeceksin. Sevinirsin sanmıştım. Madem yüz vermiyorsun, gidiyorum ben de. Çal, hayat! Çal? Çal! Çal, çal, çal! Yolun düşerse uğra! Bir kat aldım, döşünceye kadar Hinton'da kalıyorum. Mutlaka beklerim! Ah, küçük cezve! Başına gelecekleri bir bilsen! Affedersiniz, iş bulma kurumuna öğleden evvel yetişmem lazım. Ayşe Hanım! Affedersiniz, hesabınız epeyce birikti, ödeyecek misiniz? Kulübe gönderin Şakir Bey'e! Dancing in your eyes was so exciting. Something in your heart was so inviting. Something in your heart was telling I must have you. Nine, 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 oh. Nine, 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 oh.
Tek çaren gidip Haşmet'e yalvarmandır. Ölürüm de yine gitmem. Ya Haşmet abi, şu Belkıs Hanım'la evlenme işin çok kıyak oldu be Haşmet abi. Düşündükçe keyifleniyorum. Öbür gün nikah. Artık akşamları meyhaneye gelmezsin değil mi? Yeter be gözünü seveyim. Bu kaçıncı şişe akşamdan beri? Isınmak bizimkisi. Sen üşümüyor musun yani? 30 yıllık dostluğumuz var Deniz'le. Bize ilişmiyor artık. Bu tavus kuşu da kim be? Ayşe. Haşmet! Sahi o be. Bak Haşmet abi, öbür gün evleniyorsun. Öbür gün evleniyorsun değil mi Haşmet abi? Ona göre, bu kaltağa yüz vermeyeceksin. Senin gül yüzün için gelmez. Muhakkak bir çıkarı vardır. Bırak ben konuşayım. Sen bizi aramazsın ama biz seni denizin ortasında bile buluruz. Niye alt edersin? Nasılsın? İyi, çok iyi. Seni pek iyi görmedim, zayıflamışsın. Anlaşıldı, seninle çocuk gibi meşgul olmak lazım. Onun meşgul olanı var. Hem kızım sen üşümüyor musun o kıyafetle? Üşümez miyim? Dondum. Poyraza çevirdi. Ayaz birazdan artar ona göre ha. Senin soğukluğun poyrazdan beter. Haşmet, beni gördüğüne sevinmedin galiba. Tamam mı abicim, gidelim mi? Tamam değil İbrahim. Dur bakalım. Bilirsin biz Ayşe kızı çok severiz. Ayşe kızı çok severiz. Ayşe kız mı evvela gelen onu öğrenelim. Sonra o bizden ne istiyor? Mühim bir şey diyeceğim. Bak, istediği mühim değilmiş. Mühim değil dedimse, birkaç kişiyi denedik beceremediler. İlk yaptıkların gibi besteler istiyorum senden. Hı? Ya, beste de mi? Evet Haşmetciğim, durumum kötü. Beni kırmayacağından eminim. Durumun kötü. Beste istiyorsun. Onun için geldin öyle mi? Gördün mü? Evet hayatım. Sen beni seversin. Evet. Evet. Ben seni severim değil mi? Kıramam değil mi? İyiliğimi istersin elbet. Ben de seni özledin de onun için gelmişsin sanmıştım. Hatanı anladın ve akıllandın sanmıştım. Nafile. Senden hiç hayır gelmez artık. Ama Haşmet... Sus, konuşma bari. Büsbüzünü öldürme insanı. Seni sevdim ulan. Sevdim be. Esir aşkın oldum. Ne istedinse yaptım. Hatalar işledim. Muradın olsun, yüzün gülsün diye olmayacak işlere karıştım. Kendime bile ihanet ettim. Haşmet'i harcadım, Haşmet'i. Bas hadi. Defol. Defol. Bir daha da görünme bana. Çek İbrahim. Sana ağladığımı sanma. Bir Ayşe vardı. Saftı, fakirdi, güzeldi. Onu kaybettim, ona ağlıyorum. Thank you.
Yapamayacağım. İçim istemiyor, zorla değil ya. Nikaha yarım saat var, sen hala neden bahsediyorsun? Belkıs yengeden biraz para koparabilirsek küçük bir tiyatro kuralım diyor. Yapamayacağım. Gidip Belkıs Hanım'a söyleyin, hanı hamamı kendinin olsun. Yapamayacağım. Beni öldür Haşmet abi. Cesedimi çiğne daha iyi. Tat kaçırılır mı? Dur. Haşmet! Haşmet! Acele edin ya, daha ne bekliyorsun? Dur sen? Haşmet abi! Dakikada ikna edeceğim, göreceksiniz. Abi! Haşmet abi! Acele etme, biz de geliyoruz! Ya ne söyledin sen buna? Hiç! Gazetedeki haberi gösterdim. Ayşe intihar etmiş de. Eyvah! Şimdilik fotoğraf yeter beyler. Ayşe, pardon ben de yanılıyorum. Aylin Hanım geçirdiği şokun tesiriyle çok hassiz. Hüviyetinizi niçin değiştirdiniz? Kendi burjuva çevremden kopmak, halka inebilmek, halkın dertlerini dile getirebilmek için. Biraz da ünlü sinema oyuncumuzdan bahsedelim. İlk ve en büyük aşkımdı. Ona bütün kalbimle inanmıştım. Beni sevdiğini söylüyordu. Meğer çok zamparaymış, çok! Çorap değiştirir gibi karı değiştiriyormuş be! Sonra ikimiz de şöhretliyiz tabii. Ben tanınmış bir şarkıcı, o da tanınmış bir seyyar fotoğrafçı. Seyyar fotoğrafçı mı? Ayşe, oh, pardon, Aylin Hanım yeni komadan çıktı. Sevgilisinin amatör fotoğraf merakından bahsediyor olmalı. Oho, çiçekler! Çiçek bahçesine döndü burası. Bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Evlenmede teklif etti mi size, başkalarına da yaptığı gibi? Evet, onu çok seviyordum, hemen kabul ettim. İzmir'deki bütün kolej arkadaşlarıma mektuplar yazdım, hepsini düğünüme çağırdım. Ya aileniz? Onlar bu evliliği kabul ettiler mi? Babamla annem... Evet? 2 yıl önce bir trafik kazasında ölmüşlerdi Avrupa'da, Paris yakınlarında. Affedersiniz, bilmiyordum. Hastaneye geldi mi? Kim? Uğruna ölmek istediğiniz o ünlü aktörümüz. Dünden beri çiçek yolluyor. Az önce geldi, kapıdan kovdu... Affedecek misiniz? O affedecek mi beni? Anlamadım. Yalan söyledim. Hepsini uydurdum. Beni zorladılar, yalan söylemeye zorladılar beni! Zorladılar! Konuşma, hastasın, yoruldun, uzan! Çekil, bırakın beni! Yalancının, şaşkının biriyim ben! Ne zenginim, ne de kolejde okudum! Ayşe'yim ben, Ayşe! O Aylin ismi de sahte, Ayşe de sahte ya! Her şey yalan! Bu saçlar, bu kirpikler, bu boyalar! Dışımız, içimiz hepsi zaten! Babam işsiz! Abilerim fabrika işçisi, 8 nüfus bir odada. İstanbul'a kaçtım geldim, zengin olmak, meşhur olmak için. Peki zampara oyuncumuz, o da mı yalan? O adamı tanımam bile. Yalanla dolanla yürütemedim işimi. Gene işsiz, parasız kaldım. Yalnız kaldım, o zaman ölmek istedim. Her şey gibi ölme bile hile kattım. Bir seni sevdim ben. Sen hayatımda tek iyi, tek doğru, tek güzel şeysin. Seni dinleseydim bu hallere düşmeyecektim. Kurbağa iken deve kuş olmaya kalkmayacaktım. Git hadi, bırak beni ne olur. Utanıyorum. Sahiden utanıyorum. İzmir'e döneceğim, yarın sabah. Vallahi billahi döneceğim, mektup yazarım sana. O zaman inanırsın, sen de bana yazarsın. Yazar mısın? Ben de kal istersen. Koca saray yavrusu yalı. Yalı dedimse, biliyorsun işte.
şu güzelliğe bak! Dünyanın hiçbir memleketinde bu güzellik yok, biliyor musun? Benim için bir tek sen varsın Haşmet. Benim için de sen. Ne yapacağız şimdi bundan sonra? Bilmem ama yaşıyoruz, iki kişiyiz ve birbirimizi seviyoruz. Korkma, dünyada her zaman inanılacak sağlam şeyler bulunur.